arkadaşlar, bu videomuzda sınavda kavşakları nasıl geçeriz onunla ilgili bir çalışma olacak. Bu çalışmada da bana öğrencim eşlik edecek. Ufuk kendisi. Ufuk, yavaşlayalım biraz. Arkadaşlar, şu tabelayı gördüğünüzde hızınızı azaltmaya, hatta bayağı bir azaltın. Şu gördüğünüz yol ver işaretini gördüğünüzde de vitesinizi muhakkak küçültün arkadaşlar. Bakın, Ufuk 1'e aldı bile vitesi. 1'e alın. Eğer adanın içi doluysa durun burada arkadaşlar. Ama dolu değilse kontrollü bir şekilde önce sağınızı kontrol edin. Müsaitse geçin, değilse aferin Ufuk, bekleyin. Ve müsait olduğunda içeri girin. Daha sonra tekrar diğer sağınızı kontrol edin. Müsaitse geçin, değilse bekleyin. Normal şartlarda, aslında kavşak videomda anlatmıştım, sağ taraftan gelen araçların yol verme gibi bir durumu var. Yani sizin geçiş önceliğiniz var ama arkadaşlar, yani Türkiye'de bu çok fazla dikkate alınmıyor. Onun için bekleyerek birinci viteste kontrollü bir şekilde o etabı, yani kavşak etabını geçin. Arkadaşlar, ve ikinci bir kavşağımız var ayrıca. Bu kavşağa da yaklaştığımızda zaten gördüğünüz gibi döner kavşak ve yavaşla, yani 30 km saate düşürdü hızını. Girerken yavaşlayıp girmek üzereyken de hem vitesimizi küçültürüz hem de adayı kontrol eder öncelikle. Bu defa solu kontrol ederiz. Müsaitse geçeriz, değilse bekleriz. Hiç acele etmeyin arkadaşlar. Size dit ya da dot gibi korna çalabilirler. Çok önemsemeyin bu durumu. Kendinizi iyi hissettiğinizde, geçebileceğinizi anladığınızda geçersiniz. Çok güzel. Aferin Ufuk. Evet. Adayı da kontrollü bir şekilde ve solunu kullanarak adanın arkadaşlar, muhakkak gidin. Nedenini sağdan dahil olanlar oluyor döner kavşağa. Sizi rahatsız ederler sağ tarafından giderseniz. Yani onlarla hani karşılaşma ihtimaliniz olur. Onun için adanın solunu kullanarak tekrardan sol sol yapıp adayı ters yönde terk edin. Yani diğer istikamete geçmiş olduk. Tekrardan sağınıza, evet, bakın. Geçen videomda da anlatmıştım. Aslında buradaki arkadaşların bize yol vermesi lazım. Şuradaki ters işaretler yol ver ve döner kavşak işareti. Ama buradaki arkadaşlar bizi çok fazla dikkate almıyorlar. Teşekkürler. Evet. Bir hanımefendi, kuralları bilen bir hanımefendi durdu ve yol verdi. İyi dersler.